Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Amerika'da yaşadığım garip şeyleri izleyeceksiniz. Yeri geldi ilginç mekanlara gittik, kırbaçlandık. Kanka bu ne? Paylaşmak yok, tek başına yemek zorunda yoksa kırbaçlarız dediler. Aykut, bitiremedin bir yemeği, komple bizi diziyorlar ya. Yeri geldi, video çekemedik, tutuklandık. Yeri geldi, bir mağazaya gittik. Mağazanın içinden saçma sapan bir dünyalara geçtik ve daha fazlası. Açıyorum. Allah Allah. Gel bakalım. Arkadaşlar ilk olarak Vegas'ta, Vegas'ın ortasında hastane konseptli bir mekan yapmışlar. Ve bu mekanda eğer ki yemeğinizi bitiremezseniz sizi kırbaçlıyorlar. Biz de hazır oraya gitmişken Aykut'la bunu bir test edelim. Arkadaşlar şimdi Las Vegas'ın en meşhur caddesine geldik. Burası Fremont Caddesi. Hatta Las Vegas Bulvarı'nda Heart Attack diye bir yer var. Yani kalp krizi gibi işte Türkçesi. Bu restoranın şöyle bir ilginç yanı var. Burada her şey hastane konsepti. İşte hani kalp krizi zaten adı da. Burada hemşireler size hizmet ediyor. Eğer ki tabağınızı bitirmezseniz kırbaçlıyor buradaki hemşireler. Bu da farklı bir mekan. Diyor ki sadece nakit kabul ediyoruz. Çünkü ödemeden önce ölebilirsin diyor. O yüzden sadece nakit kabul ediyoruz diyor. Diyor ki bitirmezseniz kırbaçlayacağım diyor. Ha önlük mü? Oğlum bu ne ya? Bir yemek yiyeceğiz diye girdiğimiz hallere bak ya. Burası gerçekten garipleşmeye başladı. Çünkü kadın dedi ki şarap ister misiniz? Ve şarabı gösterdiğinizde size göstereyim şarabı. Arkadaşlar şarapları bu şekilde serum şeklinde yapmışlar. Bu gördüğünüz şeyler şarap isterseniz hemşireyle geliyor. Sırf denemek için alacağım. İnanılmaz. Aykut, yan masada kırbaç falan kalmış herhalde lan. Oğlum şunlara bak. Yemeği bitirmeyince tam burada kırbaçlıyorlar. Şov olan şeyi söyleyelim ya, bir görelim neymiş. Abla, ben sizin hemşirenizim, şimdi ilaçlarınızı getirmeye gidiyorum falan gibi böyle cümlelerle bir de gözümüzün içine baka baka böyle bir hastalanasım gelmedi değil. İyileştirsin bizi. Öyle değil mi Aykut'um? Buranın hamburgerleri biraz büyük oluyormuş arkadaşlar. Biz de büyük olanından söyledik hani gelmişken hasını yiyelim diye. Bakalım ne gelecek merak ediyorum. Şarabımız gelmiş. Thank you so much. Oğlum biz neredeyiz lan? Bu çok çirkin bir konsept ya. Kan gibi de akıyor yani. Dur bir durduruyorum bir saniye. Bize Amerika'da aynı iyi bakıyorlar yani. İçiyorum ama kızmazlar inşallah. Bu arada patatesimiz de gelmiş. Burada her şeyi en büyük boy yapıyorlar arkadaşlar. Aklınıza yani ne geliyorsa sadece bu mekana özel değil. Her şeyin en büyüğünü yapıyorlar. Niye böyleler bilmiyorum. Aykut patates efsane lan. İçeceklerimiz de geldi. Okay, what is next? Here you go, we got your syringe and your prescription. It's 3.5 shots, it's good medication for you. Thanks Ella, thank you. Kadın gelince heyecanlanıyorum lan. Kokteyl de söyledik, ilginç olduğu için ama. Aha bu kadar geldi, kokteyl, böyle kokteyl mi olur? Aha, bak 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 bak. Yemeğini bitirmezsen böyle olur işte. Oo, resmen gözümüzün önünde kırbaçladılar çocuğu. Oğlum biz nereye geldik? Şimdi şırınganın içerisinde kokteylimiz geldi. Bir de ağrı kesici verdiler böyle. Şimdi bunu bunun içine dökeceğim. He, bu böyle dökülmüyormuş. He, oğlum bu bence böyle dökülmüyor. Bu direkt... Buradan içiliyormuş lan. Kadın dedi ki istersen buradan iç direkt. İstersen de bunun içinde yap dedi. Bu ikisini karıştırman gerekiyor dedi. Bence biz şöyle yapalım. Bunu bunun içine dökelim. Ya da şöyle yapayım. Yemek yemeye mi geldik? Formül mü buluyoruz? Belli değil. Kırbaçlamak için hazırlar. Evet, içine döktük. Çalkalayalım. Kokteylimiz hazır. Güzel. Aykut'um al bak tadına. O kadar saçma gözüküyormuş ki hakikaten.
Aykut'cum yemeğin geldi. Yemeğin geldi Aykut'cum. Ne diyorsun? Kanka bu ne? Dediler ki Aykut sipariş etti bunu. Paylaşmak yok, tek başına yemek zorunda, yoksa kırbaçlarız dediler. İnsanlar da bizi fotoğrafımızı çekiyor herkes. Şöyle bir görün istiyorum şu an. Aykut sen bunu nasıl ısıracaksın? Kaç katlı hamburger? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanırım 7 katlı bir hamburgerim var. Haydi bakalım. Bizi çok kırbaçlayacaklar ama. Bizi hakikaten çok kırbaçlayacaklar. Ben bunu yiyemem. Ne yapacaksın? Böyle duracaksın mı? Bu daha mantıklı bir yiyiş stili oldu. Biz gerçekten böyle bir şey beklemiyorduk arkadaşlar. Bunun daha önce hiçbir fotoğrafını falan da görmedik. Burada hani en büyük var dediler, işte bizim hamburgerlerimiz büyük olur dediler. İsterseniz en büyüğünü verelim size dediler. Biz de dedik en büyüğünü verin tabii gelmişken. Ay benim hamburger kötü. Hadi ya. Hamburgerin tadı kötüymüş arkadaşlar. E yiyeceksin kırbacı o zaman. Hey, he couldn't finish. So what we gonna do? Okay, you can do that. Yalnız bu benim hoşuma gider. Ya sapık herif ya. Burada adamlar ceza olsun diye kırbaç sistemi getirmişler, bir sistematize etmişler. Hoşuma gider diyor. Şimdi Aykut kusura bakmayacaksın, seni kırbaçlamak durumundayız dediler. Ve hazırlanmaya gitti ablamız, bakalım. Absolutely strong. Strong, strong, strong. Gerçekten öpüyor. Bitirecektin oğlum yemeğini. Allah Allah. Aykut'um. Aykut'um ne yapıyorlar? One more. Doctor here. Doctor here. Doctor. That was wonderful. You good. You deserve it. Eğer ki yemeğinizi bitirmezseniz hemşireler ve doktorlar gelip sizin... Oğlum terlemişsin. Kanka çok acıdı bu arada. Şaka değil, espri değil. Gerçek bu arada. Gerçekten çok acıdı. Allah seni kahretmesin. Beni de diziyorlar sıraya. Evet. Beni de diziyorlar sıraya. Okay. Aykut, bitiremedin bir yemeği. Komple bizi diziyorlar ya. Evet, canavar geldi. Aha, tövbe de. Tövbe de bacı. Allah Allah. That was her. Slow. Duck, duck. Please don't do that. Like that. Please don't do that. Please. Ne? Oğlum götüm yok. Götüm yok. Yemin ediyorum ki size abartıyorsam. Ağzıma sıçtılar. Elin Vegas'ında beni kırbaçladılar ya. Bir yemek bitiremedik diye. Aykut biz niye buna para veriyoruz? Bu ne lan? Açıp göstersem, hani götüm olmasa konu, göstersem kıpkırmızı orası ya. Yemin ederim. Aykut gel. Gidelim buradan. Böyle bir şey yok oğlum. Topallıyorum lan. Oğlum bize ne yaptılar ya? Ya yeah, it's not joke. Ne oluyor ya? O sağlam vuruyor. O doktor bütün gücüyle vuruyor. Bunlar nasıl bir tarikat lan bunlar? Aykut'um hesabı ödeyelim gidelim. Bir de bakalım kaç lira tuttu şu anda. Bunu da bir göreceğiz. Yediğimiz dayak yetmezmiş gibi. 109 dolar ödeyeceğiz Aykut'um. Hem arkadaşlar kırbaç yedik hem de 3000'lik olduk. Bu arada az evvel yediğimiz hamburger dünyanın en kalorili hamburgeriymiş. Yani yiyemediğimiz hamburger diyelim daha doğrusu. 2012'de tescillenmiş. Kanka ya, acil gidelim buradan. Hatta Türkiye'ye dönelim hemen. Götüm yanıyor götüm. Allah Allah bu ne ya? Yemin ederim topallıyorum şu anda arkadaşlar. Bugün daha fazla ilginç bir yer görmek istemiyorum. Evet artık kırbaçlanmadım da demeyeceğim arkadaşlar ki zaten demiyordum. Bu arada benim bir hayalim var. Daha önce nasıl Benekli Ayhan'ı Dubai'ye götürdüysem o hamburgeri bitirtmek için de tuna tavusu götüreceğim oraya ve tuna ile bütün oradaki hemşireleri inşallah kırbaçlayacağız. Yani çünkü bir tek tuna bitirebilir dünyada o hamburger. Şimdi yine Vegas'ta çok garip bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Daha önce hep Instagram'da vesaire karşıma çıkıyordu. İşte ya kütüphaneye giriyorsun, bir tane kitabı çekiyorsun, bir kapı açılıyor falan filan gibi. Bu tarz mekanlar var biliyorsunuz. Böyle bir şeyi Vegas'ta düşünün ve dünyanın en büyüğünü yaptıklarını düşünün. Buzdolabından bir marketten, buzdolabından bir kapı açılıyor ve
O kapının ardında adamlar çok garip bir fütüristik bir dünya oluşturmuşlar. Biz de tabii ki hayvan gibi yine para bayılıp, tabii bizim için hayvan gibi oluyor. Para bayılıp dedik ki bunu deneyelim. Bakalım değmiş mi? Burada Mega Mart diye bir yer var arkadaşlar. İçeride ne çıkacak çok merak ediyorum ya. 118 dolar verdik. 118 dolar. Mesela bu fısfıs gibi gözüküyor ama bildiğiniz yastıkmış yani. Ha burada insanlar bir yere giriyor. Açıyorum. Allah Allah. Gel bakalım. Böyle garip bir yere geldik lan. Wanted diyor. Şurada bir kapı daha var. Çok garip. Şurada bir tünel daha var. Gel ona bakalım. Yukarı doğru çıkan bir mağara gibi. Hey! Birazcık korkutucuymuş. Gel Aykut gel. Lütfen yavaşça açın diyor bakalım. Bambaşka bir dünyaya açıldı. Bu da Avatar'ın ağacı arkadaşlar. Aha! Oğlum bir delik daha var ya. Havaz et. Evet, fine. Fine? Okay. Okay. Fotoğrafınızı çekip anında duvara yansıtıyor. İnanılmaz. Oğlum her yerden çekiyor. Şimdi de bir üst kattan, mağaradan sonra falan şöyle bir alana çıktık. Bir insan süpermarketten girip nasıl böyle bir yere gelebilir ya? Arkadaşlar burada devasa bir tabela gördük. Hall of Fame Pinball yazıyor. Çok saçma, bu kadar büyük pinball ne alaka anlamadık. Şimdi ona bakacağız. Şu tabelanın büyüklüğüne bak. Evet tabela bu boyutta. Yani buradaki her şey büyük diyorum. Bunu buradan anlayabilirsiniz. Bu kadar büyük pinball mu olur ya? Hakikaten yüzlerce pinball var sadece. Oyun şu işte hani şu kolları sağa sol yaparak topu böyle sürekli yukarıda tutmaya çalışıyorsun. Bak girdik içeri hala anlayamadım mekanı yani. Ha bak mesela abimiz Red Bull temalı oynuyor mesela. Oğlum bilek güreşi mi lan bu? Gücüm neyse bu burada çıkacak artık. Yapıştırıyorum. Ah! Benim gücüm 200'e kadarmış Aykut'um. Buraya kadar gelmişken bir James Bond temalı pinball oynayalım bari. Lan! Oyunu zevkli yapmışlar biliyor musun? Yok oraya çıkıyor oradan bunlara dokunduğu an uçuyor falan. Amerika öyle büyük öyle garip bir yer ki sadece bu oyun için böyle büyük bir yer adamlar tutmuşlar ve yapmışlar yani. Hani üşenmemişler buna ve bundan para da kazanıyorlar. İşin garibi burada bir sürü müşteri var şu anda bu eski oyunları oynayabilmek için. Para veriyorlar. Burada şöyle bir beyzbol oyunu gördük. Topu aşağıdan fırlatıyor. Bu adamla da böyle topa vurmaya çalışıyorsun falan. Deneyelim. Ben bunu böyle çevirdikçe top yükseliyor. Şimdi topu yükselteceğim ve vuracağım. Ah! Bak izle. Anladım olayı. Ah! Abi oyuna geldik. Lan ben Survivor'a gitmiş adamım. Bana bunlar al yani istiyorsan. Çıkalım. Biliyorsunuz ki ben Amerika'ya gittiğimde mutlaka bir kere bir tutuklanıyorum. Yani Amerika'da arkadaşlar inanılmaz badass bir kişiliğim var. Hani polisler falan beni görünce ha yine mi o falan filan o kadar yani. Çünkü her seferinde başıma bir aksilik geliyor. Bu sefer de video çekmek isterken bayağı dünyanın en büyük eğlence parkına gittim ve hani bunu size göstermek istedim. Bayağı giden roller coaster'ı falan durdurup beni tutuklamaya çalıştılar. Bir şekilde sıyrıldık ama garip olaylar yaşandı. Ayranımız da döküldü. Garip tatsız olaylar da yaşandı. Dünyanın en büyük oyun parklarından bir tanesine geldik. İnanılmaz büyük roller coaster'lar var. Bakalım Amerikalılar nasıl eğleniyormuş. Şöyle bir şeyle başlıyor. Ne oluyor ne bitiyor biz de bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz. Gizlice kamera sokacağım bu arada. Normalde yasak. Şurada çalıştıracağım inşallah. 5 minutes later. Durdu. Kamerayı gördüler. Vay a- Yeah, I gotta take the stick away, dude. Okay, dude. A few minutes later. Saçımdan da anlayacağınız üzere gerçekten çekim yapamazmışım zaten. It's like a tree. Yine çekim yapamazsınız dediler ama bu sefer yine o riski aldım tabii ki. Torabım ıslandı. Komple gittik.
Yine mi benden? Okay. Bir şey çekemedik ya. ID. It's not against the law or anything, but it's against our policy, even though, because we're private property. What do you need from us? I just need his ID, like, so... He doesn't have ID. Evet, şimdi arkamda görmüş olduğunuz arkadaş bizi dışarı çıkartıyor. Neymiş? Saatte 500 km hızla giden roller coaster'da bir şey tutulmadı. Hadi canım. Evet, eğlence parkında bir şey çekemedim ne yazık ki. Gördünüz olanları. Yapacak bir şey yok. Artık bir dahakine yine Tuna'yla gittiğimizde onları döveceğiz. Şimdi Vegas'ta ne kadar para harcadık yaşamak için size onu göstereceğim. Aynı zamanda Vegas'taki çok güzel havuzlu villamızı göstereceğim. Ve bunların fiyatlarından bahsedeceğim. Eğer ki Amerika'da böyle bir evde yaşamak isterseniz turist olarak ne kadar harcayacaksınız? Ve bizim 14 gün kaldığımız evimiz nasıldı onu göreceğiz. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Çok büyük bir bahçesi var ama bahçeyi çok da güzel kullanmamışlar. Bu arada burası ortalama 48 ve 52 derece arasında değişiyor şu anda. Bildiğiniz çöl burası yani zaten. Bir tabi burası kumar şehri de olduğu için havuzun yanında şöyle bir şey koymuşlar. İlginç, sanki evin içinde kim ne yapacaksa. Evet, bahçemiz böyle. Evin içinde bilardo masamız var. Atari dalga dümeni var. Eskiler bilir. Evet, burası mutfağımız. Hakikaten tam bir Amerikan mutfak. Neredeyse bütün atıştırmalıkları aldık. Hepsini denedik. Bu arada buraya ilk geldiğimiz gün yaklaşık işte bir hafta önce falan bütün marketteki gördüğümüz ilginç şeyleri aldık. Bunu Instagram'da story'de falan paylaşmıştım. Gerçi şimdi silinmiştir ama eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Oradan da bir şeyler paylaşıyorum. Arkadaşlar bundan buna, bundan beliye. İyi izleyin. Bunlar zamanla oturur. Bu arada bu görmüş olduğunuz eve arkadaşlar günlük $250 veriyoruz. Yani 4 kişi verdiğimiz için işte kişi başı $70 falan civarı ödüyoruz bu eve. 10 gündür buradayız. 14 günlüğüne gelmiştik. Biraz pahalı ama evde hem merkezi hem de evin böyle havuzu mavuzu var. Güzel. Evimizin dışarıdan görünüşü de bu. Arabamız da bu arkadaşlar. Bu arabayı da günlük $60 falan kiraladık. Yani bir insan buraya gelip böyle bir villada kalmak istiyorsa ve böyle bir araba, ortalama büyük bir araba almak istiyorsa günlük direkt masrafı $100 falan. Dolar da 27 şu an. Fazla, epey fazla. Filmlerde gördüğüm ve şaşırdığım bir şey daha. Burada bir kargo kutusu var. Bütün siparişleriniz geliyor. Siz evde yoksanız bile bunun içine bırakıyorlar. Yani biz mesela şöyle bir şey yaşadığımız oldu. İşte sabah gelmiş, biz evde yokken bir baktık kutular burada duruyor. Aa dedim, iyi çalınmamış. O kardeşim, sürüyor musun? Burada öyle saçma şeyler oluyor ki arkadaşlar. Geçen gün Aykut'la bir gece kulübüne gittik. Eleman parasını vermiş. Motorun üstünde elemanı mekana soktular. $550 bayılmış ve o motorun üstünde kendi oradaki masasına doğru yola çıkmış. İşte herkes de onu görüyor. İlginç bir şey olduğu için fotoğrafını çekiyor. O da seviniyor falan. 15 bin lira falan bir para yapıyor. Sırf mekanda artistik yapacaksınız diye. Ne para var adamlar da hakikaten ya. Ve arkadaşlar Aykut bana dedi ki sana bir içki ısmarlayacağım falan gece kulübünde. Aykut da tabii ki olacaklardan haberi yoktu. Hala saklıyor fişini. Yanında mı lan fişi? Evet, cüzdanında. Ne diyorsun? Arkadaşlar burada gerçekten çok pahalı bir hayat var. Ama insanların gelir düzeyi de aynı şekilde çok fazla. O yüzden dünyanın eğlence merkezi yapmışlar burayı. Parasıyla yapamayacağınız şey yok. İsterseniz tankla da ateş edebiliyorsunuz. Helikopterden bomba da bırakabiliyorsunuz falan. Her şeyi yapıyorsunuz yani burada. Bu arada arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz uzun süre sonra bir video paylaştım ve o videodan sonra sizin yorumlarınızı okurken gözlerim çok fazla doldu. Hepiniz benim inanılmaz yanımda olduğunuzu hissettirdiniz. Her yerden, hem YouTube'dan, yorumlarda, Instagram'dan yazanlar oldu. Ve iyi ki de bu işi yapıyorum dedim. İyi ki size sahibim dedim. İyi ki birlikteyiz dedim. Çünkü hepimizin hayatında böyle bazen içinden çıkamadığı dönemler olabiliyor. Ve ben de öyle bir dönem geçiriyordum. Hani sizin desteğiniz sayesinde bu dönemi, bu devri atlatmam
çok çok daha kolay olacak. Yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bir tane size örnek mesaj okuyorum şu anda. Kim yazmış? İrem, İrem Kaya herhalde. Seni uzun zaman sonra YouTube'da gördükten sonra gelip birkaç bir şey söyleyesim geldi. Öncelikle seni MediaCraft zamanından tanıyan, takip eden biri olarak bugünlere, bu olgunluğa erişirkenki azmini ve devamlı çabanı kaybetmediğini gördüğümde çok mutlu oldum. Özellikle videonun altındaki yorumlar bir başkaydı. Seni takip edenlerle arandaki bağı başka bir YouTuber'da göremediğimi samimiyetle söyleyebilirim. İnsanların kalbine bu samimiyetle yerleşmenin bu devirde hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Lütfen arkandaki gücün farkında ol. Sevgilerimle demiş. Yanımda olduğunuz için, bu desteğinizi benden esirgemediğiniz için ve hayatıma iyi geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İrem, sana da teşekkür ediyorum ve bunun gibi ne yazık ki cevap veremediğim yüzlerce yorum, binlerce yorum oldu. Hiç şüpheniz olmasın, bütün yorumları okuyorum. Bana Instagram'dan gelen bütün DM'leri okuyorum ve elimden geldiğince de geri dönüş yapıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Unutmayın, biz böyleyiz ve abone olmayı unutmayın diyorum. Öpüyorum.